Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tunus işinden güzel bir örgünün anlatımını yapacağım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı severek beğenerek izliyorsanız beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımdan anında haberdar olmak için de zil sesini aktif ederseniz, zil kısmını açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tunus tığ numaram 3,5 numara olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İplerim bebe yünü. Bunun markası Nako'nun Elite Baby ipleri arkadaşlar. Krem ve kiremiti kullanacağım. Gördüğünüz gibi çok uyumlu ve çok tatlı renkler. Şimdi hemen başlayalım modelimize. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlıyoruz. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Şimdi bu ilk ilmeğim arkadaşlar. Üzerine zincir çekeceğim. Zincirimiz çift sayıda bırakacağım arkadaşlar. Çift sayı üzerine kuruluyor model. Şöyle zincir çekiyorum. Çok fazla sıkı çekmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toparlama yapmasın diye. Bu modelden bebek battaniyesi, bebek yelekleri çok güzel olur arkadaşlar. Ne yapacaksanız ona göre ölçüsünü ayarlayıp zincirlerinizi çekin. Daha sonra içerisinden ilmek çıkaracağız. İlmek üzerinden modeli yapacağız. Şöyle bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar model anlatımı yapacağım için. İlk birinci zincirin içerisine batıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Tığımın üzerinde bırakıyorum. Hemen yanındaki zincire battım. İlmeğimi çıkardım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Bu şekilde dediğim gibi çift sayıda ilmek sayısını bırakacağız. Arkadan fazla gelen zincirlerinizi makasla kesip yok edebilirsiniz arkadaşlar. Zincir üzerine başladığımızda zinciri kesme kolaylığı var. Arka kısmından kesebiliyoruz. Şöyle devam edeceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi çıkaracağım. Tekrar dönüyorum. Evet arkadaşlar, 28 tane ilmeğim var. Bu şekilde diğer ipimin üzerine kiremit rengini bağladım. Şimdi buradan kiremitle kapatmaya başlayacağız. Şöyle tek tek ilmeklerimizi başa kadar kapatıyoruz. Kapatma kısmı oldukça kolay arkadaşlar. Şöyle tek tek bu şekilde kapatacağız. Evet, ilk sıramızı bu şekilde yaptık, kapattık. Şimdi kiremitle devam ediyoruz. Diğer ipimiz arka tarafta kalacak. Onu kesmedim arkadaşlar. Şimdi bir sıra sonra kiremitle gittiğimizde krem renkle de kapatma yapacağız. İki tane ilmeğimi düz olarak ön kısmından alıyorum. Tek olarak örüyorum. Burada bir tane eksilttiğimiz için araya bir sayı artırma yapıyorum. Tığımın başına doladım. Tekrar iki tane alıyorum. Şöyle arada bir tane artırma yapmış olduk arkadaşlar. İkişerli olarak devam edeceğiz. Arada bir tane artırma. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir tane artırma yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir tane artırma yapıyorum. İkisini birlikte örüyoruz. Araya bir tane artırma yapıyorum. Tığımın üzerine dolayarak. Şöyle ön kısmından doluyorum arkadaşlar. Şöyle arkadan değil. Hep bu şekilde artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar ikisini birlikte örüp artırmaya devam ediyoruz. Çok kolay bir örnek arkadaşlar. Tunus işi biraz daha kolay şişle örmekten. Şöyle sırasıyla bir tane artırma, ikisini birlikte ör. Bir tane artırma. Burada sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bir tane artırma yapıyorum. Sonda şöyle 3 tane ilmeğimiz var. İkisini birlikte alıyorum. Ve bir tane artırma yapıp son kısma tek olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi. Şimdi burada krem renkle devam ediyoruz. Krem ipimi aldım.
Hepsini tek tek kapatıyoruz. Şöyle tekrar sayalım, sayımız 28 olacak arkadaşlar. Eksilme ve artma olmuyor modelde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane ilmeğimiz var. Bir üst sırada da yine aynı sayı olacak. Şöyle hepsini tek tek sıra başına kadar kapatıyorum. Şöyle sıra başına geldim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. İki renkli, çok güzel. Şimdi tekrar kremle sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Dönüşte tekrar kiremitle devam edeceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde başlıyoruz. Kuralımız hep aynı. Öncelikle iki tane ilmeğimi tek olarak örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüp bir tane artırma yapıyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Tunus işi çok kolay. Gerçekten şiş örgülerine göre gerçekten kolay ilerleyen de bir teknik. Bu tarz örgüler kanalımda mevcut arkadaşlar. Yine onlara da göz atabilirsiniz. Hem tunus işi hem de tığ işinden çok güzel örnekler var. İnceleyebilirsiniz. Bir tane artırıyorum. Şöyle önümdeki ilmeği bu şekilde tek olarak örüyorum. Hiçbir zaman buradaki iki ilmeğimizi bu şekilde almıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde alacak olursak modelde bozulma olur. Öncelikle bir tane artırma yapıyorum. Düz olan ilmeği alıp bir de artırma olan ilmeği alıyoruz. Buradaki yan şeklinde duran artırma ilmeğini aldık, ördük. Artırma yaptım. Son ikiyi tekrar aldım. Tekrar artırma yapıp sondaki tek kalan ilmeği şöyle arkadaki katıyla birlikte alıyorum. İki kat olarak bu şekilde bu sırayı sona getirmiş olduk. Şimdi kiremiti aldım. Buradan kapatıyorum. Şöyle tek tek hepsini başa kadar kapatıyoruz. Modelimizde hafiften belli olmaya başladı arkadaşlar. İki rengin uyumunu çok sevdim. Gerçekten çok tatlı durdu arkadaşlar. Bu modelden bebek battaniyesi, bebek yeleği yapabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Battaniyeler, bebek battaniyeleri 90 santim ile 1 metre zincirle başlanıyor arkadaşlar. Bilmeyenler için soran arkadaşlarımız oluyor. Siz de sorularınızı yorumlar kısmında belirtirseniz o şekilde cevaplayabiliriz. Böyle devam ediyoruz. Çok güzel oldu gerçekten. Çok beğendim. Yine aynı başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kuralımız hep aynı. Önce iki taneyi alıyorum. Artırma yapıyorum. Daha sonra ikisini birlikte alıp bir tane artırma yapıyorum. İkisini birlikte alıp artırma. Hep bu şekilde devam ediyor. Bakın bir sıra kiremit, bir sıra krem rengi çok tatlı görünüyor. Devam ediyorum. Bir tane artırdım, ikisini birlikte ördüm. Bir tane artırma yaptım, ikisini birlikte ördüm. Artırırken de hep bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir zaman arkadan öne değil, önden arkaya doğru bu şekilde tığımıza sararak artırma yapıyoruz. Renk değişimini hep arkadayken yapıyoruz arkadaşlar. Sıranın bitiminde renk değişimi yapıyoruz bu modelde. Şöyle son iki ilmeğimi ördüm, artırmayı yaptım. Buradaki artırmayı unutmayın arkadaşlar. Son tek ilmekten önce bir tane artırma yapıyoruz. Şöyle arka katıyla birlikte alıyorum. Son ilmeğimi ördüm. Şimdi krem rengi geçiyorum. Tek tek kapatıyoruz. Şöyle tek 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 kapatıyoruz. Tek tek hepsini sıra başına kadar
Örüyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyor modelimiz. Görüyorsunuz çok tatlı bir model oldu. Ben şöyle ilerleteyim arkadaşlar, sizler için modelimiz tam anlaşılır hale gelsin. Biraz daha ilerletip dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimi şöyle ilerlettim. Son hali, son görünümü bu şekilde. Çok güzel, çok da kolay bir model yaptık. Şöyle arka kısmını da merak edenler için göstereyim. İki rengin uyumu da çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız benimle birlikte. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrardan örgü videolarında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.